Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel ve farklı olan bir küpe çiçeğimi daha tanıtıyor olacağım arkadaşlar. Ve çelikten üretmiş olduklarım var bu çiçekten alıp onlar da gösteriyor olacağım sizlere video sonunda arkadaşlar. Çiçeğimizin ismi Blue Angel. E, rengi biraz maviye doğru kaçıyor. Ama çiçek açtığı zaman mavi ve pembe tonlarında ilk açtığı anıyla sonraki anı biraz farklı olabiliyor veya başka bir tomurcuğuyla ilk tomurcuğu birbirine benzemeyebiliyor. Güzel bir çiçek. Bakalım ne kadar sürede çiçek açacak. Birlikte gözlemleyelim tüm aşama aşama küpe çiçeklerimizin açılışını sizlere farklı çiçeklerden böyle güzel videolar hazırlıyorum. Umarım memnun kalıyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur kanalımı. Eğer kanalımı da beğeniyorsanız lütfen videoma beğeni bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma da ilk defa geldiyseniz veya videolarımı izliyor ve abone değilseniz abone olmanın ve bana destek vermenin tam zaman arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri var. Bakın tomurcuklarımız açtı biz konuşurken. Demin tomurcuktu bunlar. Her ikisi de bu şekilde. O yan taraf beyaz bağları bile ileride çiçek açımını tamamladıkça kopacak ayrılacaklar. Şu an tam açılmamış halleri bunlar. İlk tomurcuklu olan çiçeğimiz tamamen açtı tam açmış şekli de bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi ne pembe ne mavi mor böyle değişik bir rengi var. Harika ee, bir çiçek. İlk açtığında daha maviye yakın gittikçe lila daha da açılacak. Pembe tonlarına doğru geçecek devamında. Gördüğünüz gibi bir yandan da sürekli tomurcuk yapıyor. Bu tomurcuklar da e, gelişip çiçek açacaklar. Çok güzeller. E, harikalar. Bunlar halen yan taraftakiler birbirine orada beyazları bağlı bir şekildeler. Bir gün sonrasında ya da iki gün sonrasında hemen onlar da yine açılıyor. Açılımı tamamlıyor arkadaşlar. Evet, işte bakın süper. Bunlar gece çekimi arkadaşlar bakın burada bu videoda gece çekimi daha da net belli oluyor renkler ve ilk açılanlar sonraki açılanın tonları harika görünüyor. Bakımı da şöyle kısacık size bir özetleyi arkadaşlar. Bakımı toprağı kurudukça suluyorum. Toprağım benim hemen hemen günlük veya gün aşırı ikinci günün akşamüstü ya sabahı kurudukça suluyorum. Toprağına genelde günlük fıs fıs yapmaya özen gösteriyorum. En geç iki güne bir yapraklarına su fıs fıslıyorum. Özellikle toprağı kurumadan hiçbir şekilde su da vermiyorum. Toprağı kurudukça suluyorum. İyi ama günlük toprağımız torf olduğu için kuruyor arkadaşlar. Güneşe koymuyorum. Güneş ışığının akşam güneş batımında, güneş ışığının çok az güneşin yansımasını alan e, yüksek bir rafta bakıyorum balkonumun duvarında. Yeri de bu şekilde. Bakın çiçek açımını tamamladıkça daha da geriye doğru beyazlar açılıyor, kendini daha net gösteriyor çiçeğimiz. Çelikten e, dikmiş olduklarım bile çiçek açtı. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Onlar dahi sürekli çiçek açıyor. Evet bakın bunlar da benim çelikten dikim yapmış olduğum tam e, açmamışlar. Bu da tomurcuk. Bunlar bile sürekli tepeden çiçek veriyor. Bir yandan gelişiyor. Bunları pet bardakta köklendirip de, e, bu saksılara almıştım. Bu çiçeğin açmış ve dökmüş olan kısmı bir yandan da tomurcukları var. Harika. Pet bardakta köklendirdikten sonra saksısını alabilirsiniz. Çelikten kesip torflu bir toprağa dikip yine su fısfıslayabilirsiniz. fıslayabilirsiniz. Üzerine çeliklerinizin kırılan küçük parçaları da hiçbir şekilde atmadım. Bakın diktim. Bunlar bile sağlıklılar. İki haftayı geçti onlarda. da. Tutmuşlardır, kök vermişlerdir. Ama söküp bakmıyoruz hemen. Bekliyoruz ki uçtan yeni yaprak verdiyse tutmuş demektir arkadaşlar. Evet umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Ee, çiçeklerimi görmekten mutlu olmuşsunuzdur diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı da videomun altında görmek istiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.